Başladı. Merhaba. Şu an bir tünelin bir yeraltı şehrin içerisindeyiz. Tünel diyerek geçmiyoruz. Hemen Keçi Kalesi bölgesinin hemen altındayız. Gel. Zeytin gel. Zeytin bana ulaşmaya çalışıyor. Evet, ulaşmaya çalışıyor. Köpek de var yanımızda. Tarih var dedik Kırşehir'de. Burada yüzlerce metre içeri girdik. Bizim amacımız şu. Keçi Kalesi'ne bağlantılı kaçış noktası olarak düşündüğümüz yeri bulmak. Biliyorsunuz yüzyıllar önce burada birçok medeniyet yaşadı. Birçok medeniyet ev sahipliği yaptı. Biz de bu Keçi Kalesi'nde kuşatma sırasında kaçış noktası olarak Roman askerlerin kazdığı noktayı araştırmak istiyoruz. Çünkü söylentiler var. Bununla ilgili de buranın eşrafından bu köyde kalan Kızılcan Kalan sağ olsun Mevdu abi bize mihmandarlık yaptı. Alanı geziyoruz. Muhteşem. Gerçekten Kırşehir'de tarih var. Kırşehir'in her yeri eski medeniyetlere ait izlerle dolu. Evet. Şu an Mevlüt abi dinliyoruz. Çocukluk yıllarında beri buraya gelmiş. Evet Mevlüt abi. Şimdi eski Kızılcaköy dediğimiz, Kırşehir'in en eski köyü dediğimiz, iddia ettiğimiz köyümüzün içerisinde bulunan mağaranın içerisindeyiz. Biz şu anda mağaranın 3. odasındayız. Şu an 3. odadayız. Her oda bir yol içerisinde belli bir metrekare, yani belki 30-40 metrekarelik bir alan içerisinde. Her oda oduya ayrı bir delikten geçiliyor. Kamera arkadaşlarımız çekti. Hocamız çekti görüntüleri. Şimdi 3. mağaradayız. 3. mağarada yani resmen belli buranın elle yapıldığı. Evet. Kazılmış ya. Burada biz de esnemiz çocukluğumuzda buraya somya derdik. Burada otururduk burada. Biraz da tabii tahrip olmuş. Defineciler biraz da buraları bozmuşlar. Doğal yapısından biraz daha değiştirmişler. Ama yine de güzel yaşanılmışlığı gösterdiği belli yani. Burada birileri yaşadığı, birilerinin burayı geliş geçiş güzergahı olduğu iddia ettiğimiz gibi buranın da bir kanıtı. Şimdi 4. mağaraya inşallah hocam bir şeyler söyleyecek kendi. Şimdi 4. mağaraya geçeceğiz. 4. mağaramız hocam bir saniye. Şimdi ben şöyle ineyim. 4. mağaraya geçeceğiz. Yanında da Zeytin'le beraber Kızılca bölgesinde. Evet köpeğimiz de var yanında. Bu da bizim şeyimiz, kırklarımız. Gel Zeytin. Arkadaşlar. Şöyle gösteriyoruz. Arkadaşlar rica ediyorum. Bu tünelde girdik. Şurada büyük ihtimal biz buraya bir buğdanız arpalarını belki yiyecek maddelerini kodukları bir bölge de olabilir. Şöyle gösteriyoruz. Şu tünelden girdik arkadaşlar. Bu tünelden devam ediyoruz. Ama devam ettiğimiz nokta Keçi Kalesi istikametine doğru devam ediyoruz. Yalnız altımızda dikkat edin. Buradaki bir kuyulanacak şimdi. Diğer 4. oluyor buradan geçiliyor. 4. odaya da buradan geçiliyor. Evet. Şimdi gelin burada. Yani bunu şeye çok benzetiyoruz. Nevşehir Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirlerine çok benzetiyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirlerinde gezdim. Birçoğunu hatta tamamını diyebilirim gezdim. Derin kuyuyla kaymaklı ve diğerlerinden hiçbir farkı yok. Gerçekten muhteşem bir tünel, muhteşem bir yapıt. Karşımızda. Şöyle devam edelim. Burada da herhalde yarasa kalıntıları var. Ayrı ayrı. Şöyle devam edelim. Hepsi ayrı odalar arkadaşlar. Hep ayrı odalar. Yani buraya yerleşkeler. Tabii zaman içerisinde tabii ki bu elle kazılmış, tabii ki yıpranmış. Daha sonra da buralar aşılmış. Evet. Odası. Şimdi 4. odaya geçiş yapacağız. Yok hayır, burada bir oda bir daha geleceğim. Gel. Geziyoruz şöyle. Şimdi buralar. Hocam şuralar var ya. Gel. Şöyle bak. Kafanızı vurmayın. Şimdi şeyden yani yarasa gördük diyor arkadaşlar. Bir yarasa gördük evet. Yarasa geziyor. Hop bak yarasa. Yarasa gitti. Dikkat et neredesin? Gel. Selam geldi.